Orta Kafa Gol programımızın bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Pazar günü oynanan maçları konuşacağız. Hemen başlayalım. Yeni Malatyaspor duran toptan attığı 2 golle sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Mert Nobre için çanlar bence çalıyor. Mert Nobre için çanlar çalmasının yanı sıra Gençlerbirliği bugün garip bir şekilde üçlü savunmayla çıktı. Bunu çok fazla göremeyiz ligimizde, tercih edilmez. Ki riskli bir tercih olmasına rağmen ben doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum. Oynayan stoperler yeteneksiz olmasına karşın Gençlerbirliği bugün skor anlamında hiç iyi değildi. Diğer tarafta da Benjamin Teh de senin de gözüne çarpmıştır. Zaten niye Malatya'ya geldiğini anlamadığım bir isimdi ki bugün 2 gol attı ama ikisi de offside'e yakalandı. Evet, yani onun dışında şanssız bir gündü. Denge oğlu olarak da tanınan Hamza Hoca duran toplardan takımının gol atmasına bizi alıştırdı. Bu hafta da duran toplarla kazandılar. Onlar için herhalde en büyük hücum gücü duran toplar. Diyerek hemen istersen Alanyaspor Karagümrük maçına geçelim. Ben maçla ilgili şunu söylemek istiyorum. İki takım da çok doğru futbol akıllarıyla yola çıkmış senenin başında. Çok iyi kadrolar kurulmuş ve gerçekten maç bence Süper Lig seviyesinin çok üzerindeydi. Ben de sana katılıyorum. Davidson bu hafta yine golünü attı. Davidson, hani her hafta Davidson'u övmeye devam edeceğiz gibi duruyor bu gidişte, biliyorum. Ama Kuma Babakar'ın da yine çok etkili olduğunu bugün net bir şekilde belli edebiliriz. Ben Çağdaş Hoca'nın da övgüyü her daim hak ettiğini düşünüyorum. Ya Babakar müthiş oynadı diyorsun da iki tane kaçırdığı pozisyon var. Yani hani büyük bir takımda bunları kaçırsa yani asarlardı herhalde onu. Çağdaş Hoca'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten yani hücum presi çok iyi yapan bir takım oluşturmuş. Dönem dönem biraz daha geriye çekiliyorlar ama yani maçın 70-80. Dakikasında bile hala önde basan bir Alanyaspor'u gördük. Bence yeni nesil bir teknik direktör kazandı Türk futbolu. Alanyaspor bir teknik adamla değil bir taktik adamla yola çıkmış derim. Sen ne diyorsun? Aynı fikirdeyim. Yani maç sonu açıklamaları, özellikle geçen hafta Galatasaray galibiyetinden sonra yaptığı maç sonu açıklamalarına hiç alışkın değiliz. Yani birisi çıkıyor penaltı konuşuyor, VAR konuşuyor, işte sarı kart Hikmet konuşuyor, Karaman, tribün konuşuyor. Samet Aybaba. Yani bunları konuşuyorlar. Biz taktik konuşan antrenör görmeye çok alışık değildik. Çağdaş Hoca da bizim bu açığımızı kapatacak gibi gözüküyor. İstersen 7 seansında oynanan ve Eddie Newton'ın son maçı diyebileceğimiz Fenerbahçe-Trabzonspor maçına geçelim. Öncelikle çok iddialı bir söylemdi buldun ama ben de seninle aynı görüşteyim. Hazır Eddie Newton'la girmişken bir Trabzonspor'la başlayalım. Envakayeme resmen o takımdan herkesi aldınız, beni almadınız. İşte ben alınacak futbolcuydum topunu oynadı bence. İnanılmazdı yani, adam birisini geçiyor, bir kişi geçmiyor. Her çalımında iki kişi geçiyordu. Envakayeme inanılmaz bir performans gösterdi. Bunun yanında Trabzonspor'un bence Kamil Ahmet'in orta sahada olduğu bir formasyonla çıkması çok büyük bir kumardı. Bu kumar ilk yarıda Valencia'nın kaçırdığı iki pozisyon gol olsa ilk yarıdan patlardı ama ikinci yarının hemen başında Erol Bulut'un Ozan Tufan ve Pelkas'ı orta sahaya çekmesiyle, ortadan driplinglerle, ortadan pas bağlantılarını sağlamasıyla bu orta saha yapısı Trabzon'da çöktü. Erol Bulut dokunuşuyla, hoca dokunuşuyla bence Fenerbahçe maçı kazandı. Özellikle Sosa çok kötü bir ilk yarı oynadı ve hani bir 10 dakika 15 dakika daha dayanayım ona hiç demedi. Hemen attı Sisse'yi oyuna. Sen de zaten devre arasında söylemiştin. Evet, devre Fenerbahçe ile alakalı. Sisse Sosa evet, değiştiği demiştim. Evet, yani Fenerbahçe ile alakalı şunu da söylememiz lazım. Caner Erkin bence bugün yine inanılmaz oynadı. 2 asist, 2 korner var. İkisini de o kullandı. Belki kağıda asist olarak yazılmadı ama aslında Caner'in ortalarıyla geldi o gol. Birinde sanıyorum Serkan'a yazdılar. Diğerinde Sisse Gökhan'ın pasında dokundu. Yani şunu da söylemek istiyorum. Baba 10 yıldır Caner ön direğe kesiyor, Gökhan ön direğe koşuyor, arkaya aşırıyor. Yani bunu herhangi bir takım çalışmıyor mu ya? Ya diyor ki Gökhan bir koşacak, bir bakalım demiyor mu yani? Tekrar hani saha içine dönelim. Ozan'ın 8 numarada oynaması Fenerbahçe'yi çok canlandırdı. Pelkas'ın o Engenşe denilen bağlantı oyuncusu olması inanılmaz bir verim kattı. Ben Valencia'nın bugün gol atacağını düşünüyordum zaten. Ve golünü de attı, işini de iyi yaptı. Maçın sonunda da hafif bir omuz masajıyla Novak, Adem'i, Mert Hakan oyuna girdi. Trabzonspor cephesinden başlayayım ben de. Trabzonspor'da MKM sahanın en iyisiydi net bir şekilde. Afo ve çok uğraştı. Bence yapabileceği her şeyi de yaptı. Hem Lemos, Lemos'la bütün maç boyunca çarpıştı zaten. Hem de Tisserand'la omuz omuza mücadele verdi. Lewis Baker verebileceği her şeyi verdi ama hem Flavio hem Kamil Ahmet size hücumda neredeyse hiçbir şey katamayacak isimler.
Ben Trabzonspor'un orada Nwakaeme'yi 10 numaraya çekip Diabati'yi kanada atarak Flavio Baker olarak çıkabileceğini düşünüyordum ki Newton bu hamleyi yapmayarak aslında Kadıköy'e galibiyet için değil, bir puan almaya geldiğini, yenilmemeye geldiğini göstermişti. İlk yarıda oynadığı kumar tuttu. Ancak ikinci yarıda Erol Bulut artık nasıl bir konuşma yaptıysa Fenerbahçe sahaya çıktığında bir savaşa çıkıyormuş gibiydi adeta. Yani Ozan Tufan'ın yüzünü, Caner Erkin'in yüzünü gördüğünüzde bunu çok net bir şekilde anlayabiliyordunuz. Valencia bence geldiğinden beri oynadığı en verimli maçtı. En iyi maçtı demenin yanı sıra en verimli maçtı. Zaten golünü attı. Kendisinin performans üzerine dayalı bir sözleşmesi var ki bugün onun da hakkını vermiş oldu. Trabzonspor cephesinde de bazı insanlar Eddie Newton'ın bir 6 numara istemediğini söylüyor. Bu yüzden bu orta sahanın o böyle olduğunu düşünüyorlar ama çok büyük bir şekilde yanılıyorlar. Yani Eddie Newton açıkçası Trondsen, Flavio ve Baker ile sezonu geçireceğini söyleyecek salaklıkta biri değil arkadaşlar. Yani bunu belirtmek lazım. Korner golü içinde bir şey daha belirteceğim. Ya Caner Gökhan ikilisi zaten bunu yıllardır yapıyordu Fenerbahçe'de. Üstüne Beşiktaş'ta yaptılar. Şimdi yine Fenerbahçe'de yapıyorlar. Ya geçen yılda bunu Ryan Donk yapıyordu bir ara. Hani kimse önlem almıyordu. Gidip derbide gerçekten elini kolunu sallaya sallaya kafa golü falan atmıştı. Bu sene de Fenerbahçe'nin bu duran toplardaki acil durum butonu mu deriz artık? Ne diyelim? Evet, aynen öyle. Bence kesin acil durum butonu. Hazır Gökhan demişken ben şunu da söylemek istiyorum. Geçen hafta Nazım iyi oynarsa formayı alabilir demiştim. Bence bugün Gökhan benim sözlerimin haklı olduğunu çıkardı ortaya. Çünkü önce hücumda bence çok gereksiz bir şut denemesi ve takımın hücum varyasyonunu sonlandıramaması sonucunda hemen hızlı bir degajla başladı. Önce orada bir ikili anlaşmazlık oldu Lemos'la Sosa arasında ki ikisi de aynı dili konuşuyorlar aslında. Evet. Ve daha sonra orada Gökhan'ın da savunmada o oyuncuyu indirmesi lazımdı bence artık. Orada yani sarı kart pahasına ve Gökhan'ın hatasıyla bence geldi ilk gol. Bu arada Gustavo da özellikle ikinci yarıda orada tek oynamaya başladığı zaman süpürücü rolünde yine inanılmaz bir maç çıkardı. Yani yeniden Gustavo övüyoruz ve övülmeyi de hak ediyor gerçekten. Ya kesinlikle hak ediyor. Yani bu arada Pelkas da hani oradaki o goldeki topuk pası ne kadar iyi bir bağlantı oyuncusu olduğunu gösterdi. Yani Pelkas'ın ortaya geçişi Fenerbahçe'yi çok akışkanlaştırdı. Fenerbahçe çok hızlı oynamaya başladı. Topu kimse ayağında çok fazla tutmadı maç 2-1 olana kadar. 2-1 olduktan sonra da Fenerbahçe tecrübeli oyuncularının çok fazla olduğu bir takım 2-1'den sonra da skoru korumayı bildi. 3-1 yaptı ve ikinci yarısını çok iyi oynayarak Trabzonspor karşısında çok net bir galibiyet aldı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hepinize bir sonraki videoyla görüşene dek hoşça kalın. Hoşça kalın.